Şimdi büyük patlamanın en iyi tahminle ne zaman gerçekleştiğinden bahsedeceğim. Bu isimden pek hoşlanmıyorum. Çünkü bir çeşit patlamaya işaret ediyor. Fakat gerçekte olan uzay boşluğunun bir nevi genişlemesi. Uzay boşluğunun bir tekillikten genişlemeye başlamasına dair en iyi tahminimiz 13. Nokta, 7 milyar yıl önce oldu. Her ne kadar özellikle konu para olduğunda milyarlı sayılarla uğraşmaya aşina olsak da bu inanılmaz ölçüde uzun bir zaman. İzlenebilir gibi görülebilir fakat aslında pek öyle değil. Gelecek videolarda zaman ölçekleri hakkında da konuşacağım ki süreleri kavrayabilirsiniz. Daha doğrusu kavramaya başlayabilirsiniz. Hatta aslında 13.7 milyar yılın ne kadar uzun olduğunu kavrayamayacağınızı kavrayabilirsiniz. Ayrıca vurgulamak isterim ki bu mevcut en iyi tahminimiz. Benim hayatım boyunca büyük patlamadan haberdar olduğum ve ona ilgi gösterdiğim hayatım boyunca dahi bu sayılar zaman zaman değişiklik gösterdi. Dolayısıyla ileride bu sayının daha da isabetli hale geleceğini ve biraz daha değişebileceğini düşünüyorum. Fakat bu en iyi tahminimiz. Şimdi bunu belirttikten sonra bir de bu sayının gözlemlenebilir evrenin boyutuyla ilgili ne söylediği üzerine düşünmek istiyorum. Gözlemlenebilir evren yani eğer genişleme 13.7 milyar yıl önce başladıysa ve üç boyutlu evrenimizde bildiğimiz her şey tek bir noktadaydıysa, en uzun süredir seyahat eden ve şu anda bize ulaşan foton, bir dakika, bunu çizerek anlatayım. Diyelim ki bu benim gözüm olsun. Bunlar da kirpiklerim. En uzun süredir seyahat edip gözüme ya da bir teleskop merceğine ulaşan ışık fotonunun geçirmiş olabileceği en fazla seyahat süresi 13.7 milyar yıldır. Gözlemlenebilir evrenin 2 veya 3 video önce de çizdiğim şemasına bakarsak hatırlayın bir çember olarak çizmiştim. Bir çemberdi. Bize uzak cisimlerden gelen ışık buraya, bu noktaya geliyor. Sanırım uzak cismi de o şemada buralarda bir yerde çizmiştim. Fakat bu uzak cisimden ışık bize şu an ulaşıyor. Ve o ışığın bize ulaşması 13.7 milyar yıl sürdü. Çok çok büyük uzaklıklardan ve zaman aralıklarından bahsediyoruz. Dolayısıyla uzay boşluğunun kendisi de genişlediği için videoda göreceksiniz ki buradaki cisim hakkında şunu söyleyemezsiniz bu cisim buraya büyük harflerle değil yazıyorum bu cisim 13.7 milyar ışık yılı uzaklıkta değildir eğer daha küçük zaman ölçeklerinden veya daha küçük mesafelerden konuşuyor olsaydık bunu yaklaşık olarak söyleyebilirdiniz evrenin genişlemesinin etkisi o kadar da büyük olmazdı biraz daha açıklayayım Buradaki bir cisimden bahsediyorum. Hatta bu cismin uzaydaki koordinatlarını bile söyleyebilirim. Ve bu koordinat burada şöyle demem gerek. Bu uzay zamandaki bir koordinat. Çünkü biz de onu belli bir sabitte gözlüyoruz. Ve bu koordinat bizim mevcut koordinatlarımızdan 13.7 milyar yıl uzakta değil. Örnek olarak birkaç sebebini anlatayım. İlk olarak Düşünün, bu ışık 13.7 milyar yıl önce yola çıktı. Bu ışık yola çıktığında biz bu koordinatlara çok daha yakındık. Şu anda evrendeki yerimiz o noktaya çok daha yakındı. Diğer düşünülmesi gereken şey ise, onu da buraya çizeyim. Tekilliğin genişlemesinin başlangıcından, diyelim ki 300 bin yıl sonrasına gidelim. Yani diyelim ki şu an evren tarihinin 300 bininci yılındayız. Bu noktada da diyebiliriz ki olaylar henüz fazla bir fark yaratacak değişikliğe uğramadı. Kozmik mikrodalga arka plan ışımasına geldiğimizde bu konudan daha çok bahsedeceğim. Ama bu noktada evren yaklaşık olarak tek parça halindeki akkor hidrojen plazması şeklindeydi. Ayrıca bunun mikrodalga ışıma yaydığını ve diğer özelliklerini de gelecek bir videoda anlatacağım. Şimdi bu iki noktanın evrenin erken zamanlarındaki durumundan konuşalım. Yani bu genç evrende elinizde bu nokta ve şu anda bulunduğumuz koordinatlar var diyelim. Bunu merkeze koymayacağım. Çünkü merkezde olmazsa bizim için görselleştirmesi daha kolay olur. Ve diyelim ki evrenin bu oldukça erken döneminde eğer ani ölçümler yapabilen çeşitli cetveller üretebilmiş olsaydınız bulacağınız mesafe 30 milyon ışık yılı olurdu. İşte bu noktada burada koyu pembeyle gösterdiğim cisim muhtemelen mikrodalga frekans aralığında bir foton yaysın. O dönemde yayılan aralık zaten buydu. Neyse, dedik ki bir foton yaysın ve bu foton ışık hızında hareket ediyor olsun. Ki bu zaten bir ışık. Dolayısıyla bu foton, biliyorsunuz kat edecek yalnızca 30 milyon ışık yılım var. Bu çok uzun değil. 30 milyon yıl içinde illa ki oraya ulaşacağım. Böylece, burada bir parantez açıyorum. Matematik işlemler burada anlattığımdan çok daha karışık. Ama yapmak istediğim yalnızca burada neler olduğuna dair bir fikir vermek. Yani diyelim ki bu foton şöyle dedi. Önümüzdeki 10 milyon yıl içinde şu koordinata yakın bir yerde olacağım. Mesafenin üçte birini almış olacağım. Pekala, gerçekte bu 10 milyon yıl sırasında ne olacak? İşte bu 10 milyon yıl sırasında evren biraz genişlemiş olacak.'' Hatta belki de hatırı sayılır oranda genişlemiş olacak. Buraya genişlemiş evreni de çizeyim. Hatta bundan bile büyük olabilir. Bunu şöyle çizeyim. 10 milyon yıl sonra evren bu boyutlara genişlemiş olacak. Yani bu 10 milyon yıl sonrası fakat kozmolojik bir zaman ölçeğinde bu hala evrenin emekleme dönemleri olacaktır çünkü 13.7 milyar yıllık bir süreden bahsediyoruz burada 10 milyon yıl geçti diyelim evren genişledi şimdiki zamanda üzerinde olduğumuz koordinatlar artık buraya kadar ilerledi fotonun ilk başta yayınladığı koordinatlarsa artık burada bulunuyor Fotonumuz da dedi ki: "Tamam, 10 milyon yılda bu kadar yol alacağım." Bu arada bildiğiniz gibi yaklaşık olarak ve oldukça soyut konuşuyorum. Yapmak istediğim yalnızca bir fikir vermek. Bu durumda fotonun 10 milyon yıl içinde ulaştığı nokta aşağı yukarı burası olur. Tüm evren genişledi. Bütün koordinatlar birbirinden uzaklaştı. Peki şimdi burada ne oldu? Evren genişledi. Dediğim gibi yaklaşık sayılar veriyorum. Kesin rakamları bildiğim falan yok. Burada yaptığım size yalnızca bir fikir vermeye çalışmak. Neler olup bittiğini anlamanıza imkan sağlamak. Bu mesafe artık 30 milyon ışık yılı değil. Belki artık 100 milyon olabilir. Diyelim ki artık 100 milyon ışık yılı oldu. Evren genişliyor. Uzay boşluğunun boyutları büyüyor. Bunu bir trambolin ya da bir balonun yüzeyinin gerilip incelmesi gibi hayal edebilirsiniz. 10 milyon yıl sonra bu ışığın ulaştığı koordinatlar burası. 10 milyon yıldır seyahat ediyordu fakat kat ettiği mesafe bundan çok daha fazla. Aslında kat ettiği mesafe bu orana göre 30 milyon ışık yılı olabilir. Buradaki sayılar kesin değil. Kesin sonuç verecek hesapları yapmadım. Fakat buradaki ana fikir 30 milyon ışık yılı mesafe kat etmiş olduğu. Aslına bakarsanız zaten aynı oranları kullanmamam gerekir. Çünkü kat edilen mesafe ve kat edeceği mesafe gerilmeden dolayı tamamen doğrusal olmayacaktır. En azından kendi kafamda düşündüğümde bana öyle geliyor. Yine de bunun hakkında kesin bir beyanda bulunmayacağım. Ancak fotonun kat ettiği mesafe artık yaklaşık 20 milyon ışık yılına çıkmış olabilir. Çünkü her mesafe kat edişinde kat ettiği uzay boşluğu biraz daha gerildi. Yani her ne kadar 10 milyon yıl boyunca seyahat etmiş olsa da artık kat ettiği uzay boşluğu yalnızca 10 milyon yıl değil, artık 20 milyon ışık yılı olacak şekilde gerildi. Geride kalan mesafede kat etmesi gereken artık 20 milyon ışık yılı değil, 80 milyon ışık yılı olabilir. Dolayısıyla bu foton bundan usanabilir. Buna olumlu bir şekilde bakmanın da imkanı var tabii. Vay, 20 milyon ışık yılı mesafeyi sadece 10 milyon yılda alabildim. Sanki ışık hızından daha hızlı hareket ediyor gibiyim. Gerçekte hayır. Çünkü uzay boşluğundaki koordinatların kendileri birbirinden uzaklaşıyor. Bunlar inceliyor. Yani foton aslında sadece ışık hızında ilerliyor. Ancak 10 milyon yılda kat ettiği mesafe gerçekte 10 milyon yıllıktan daha fazla bir mesafe. 20 milyon ışık yıllık bir mesafe. Yani bu kozmolojik ölçeklerde öylece oran ve zamanı çarpamazsınız özellikle de koordinatların kendileri birbirinden uzaklaşıyorsa. Sanırım bunun nereye gittiğini az çok anladınız. Şimdi bu foton diyecek ki: "Aa, bir 40 milyon yıl daha gidersem belki oraya varabilirim." Ancak işin aslı şu ki, bir sonraki 40 milyon yılda ancak buralara kadar gelebilir. Çünkü mesafe 80 milyon ışık yılı. 40 milyon yıl sonra bir 40 milyon yıl daha geçince bir de göreceğiz ki evren daha da genişlemiş. Bütün baloncuğu çizmeyeceğim bile. Fotonun yayınlandığı yer burası olsun. Mevcut pozisyonumuz da burası olsun. Işığın 10 milyon yıl içinde ulaştığı yerde burası olsun. Bu durumda ışığın 40 milyon yıl sonra ulaşacağı yer buralarda bir yer olur. Bu iki nokta arasındaki mesafe başladığımızda 10 milyon ışık yılıydı. Sonra 20 milyon ışık yılına çıktı. Aynı orantıyla belki de günümüzde 1 milyar ışık yılına çıkmış olabilir. Bu sayıları uydurup duruyorum. Hatta bu bu nokta için çok fazla bile olabilir. Belki bu mesafe artık 100 milyon ışık yılı bu mesafe ise artık ne diyelim 500 milyon ışık yılı diyelim. Bu iki nokta arasındaki tüm mesafede artık 1 milyar ışık yılı olsun. Yani gördüğünüz gibi foton bu işten bakıp usanabilir. Bir ton yol ilerleyip arkasına bakınca ooo 50 milyon yılda sadece 600 milyon ışık yıllık yol almışım. ...haha bu baya iyi diyebilir. Ancak yine de bıkabilir. Çünkü kat etmesi gerektiğini düşündüğü 30 milyon ışık yıllık mesafe sürekli gerilip duruyor. Çünkü uzay boşluğunun kendisi gerilmeye devam ediyor. Yani ana fikre geri dönersek... ...bu bize ulaşan foton diyelim ki 13.4 milyar yıldır seyahatte olsun. Bize de tam şu an ulaşmış olsun. Evet, bunu bu noktadan 13.4 milyar yıl ileri sarayım ki günümüze ulaşayım. Tüm gözlemlenebilir evreni buraya çizeyim. Fotonun yola çıktığı noktada burası olsun. Biz tam burada oluruz. Yalnız bir şeyi açıklığa kavuşturayım. Eğer tüm gözlemlenebilir evreni çiziyorsam merkezi bizim olduğumuz yer olmalı. Çünkü her tarafa eşit mesafeleri gözlemleyebiliyoruz. Ah, tabii eğer işin içinde başka gariplikler yoksa her yönde eşit mesafeleri gözlemleyebiliyoruz. Bizi merkeze koyabiliriz. İşte bu tüm gözlemlenebilir evren. Fotonumuz 13.4 milyar yıl önce yani büyük patlamadan 300 milyon yıl sonra bu noktadan harekete geçti ve bize ancak ulaştı. Bu fotonun 13.4 milyar yıldır yol kat ettiği doğru. Ancak buradaki esas çılgın şey bu nesne uzay boşluğu genişlediğinden, her şeyde birbirinden uzaklaştığından dolayı en iyi tahminlerimize göre bizden 46 milyar ışık yılı uzaklıkta. Bunun altını çizmem gerek. Bu cisim şu anda bizden 46 milyar ışık yılı uzakta. Dolayısıyla burada gözlemlemek için yalnızca ışık kullanırsak sadece ışık yılları üzerinden bu ışık 13.4 milyar yıldır bize doğru yol alıyordu. Işık bizim mesafeyi algılayabilmemiz için tek aracımız. Yani bizden 13.4 ışık yılı uzakta diye düşünebiliriz. Ama işin aslı eğer bugün elinizde bir ışık yılı ölçer cetveliniz olsaydı bu uzay boşluğu o kadar genişlemiş ki mesafeyi 46 milyar ışık yılı olarak ölçerdiniz. Kozmik mikrodalga arka plan ışımasından bahsedeceğimiz zamana yönelik bir ipucu vermesi için size şunu sorayım. Uzay boşluğundaki bu nokta nasıl görünecek? Bu şey bizden aslında 46 milyar ışık yılı uzakta. Ancak fotonun bize ulaşması yalnızca 13.4 milyar yıl sürdü. Bu bize nasıl görünecek? İşte burada nasıl görünecek derken bize şu anda ulaşan fotonlardan bahsediyoruz. Bu fotonlar 13.4 milyar yıl önce yola çıktı. Yani bu fotonlar yayınlandığı tarihte burada akkor hidrojen plazması yığınından oluşan ilkel bir yapı vardı. Bu yüzden bizim de gördüğümüz şey akkor yığın tipi bir plazma henüz farklılaşmamış, yıldızlar ve galaksiler gibi düzgün ve durağan atomlara dönmemiş bir cisimler topluluğu bu. Gördüğümüz şey bu akkor plazma olacaktı. Günümüzde ise bu 46 milyar ışık yılı uzaklıktaki noktanın bugün muhtemelen durağan atomlara, yıldızlara, gezegenlere ve galaksilere dönüşmüş olmasıdır. Samimi olmak gerekirse, eğer orada oturan ve bizim koordinatlarımızdan yayılan fotonları gözlemleyen bir uygarlık varsa, bizi görmeyeceklerdir. Gördükleri şey bizim 13.4 milyar yıl önceki uzayda bölgemizin çok ilkel bir aşaması. Yani aslında yalnızca akkor bir plazma ekenki hali olacaktır. Bu konuda önümüzdeki videoda da daha ayrıntılı konuşacağız. Ancak şunu bir düşünün. Zamanın o döneminden gelen herhangi bir foton hangi yönden gelirse gelsin 13.4 milyar yıldır seyahat ediyor olacaktır. Yani bir akkor plazma ve ayrışmamış kütle olduğu zamandan geliyor olacak. Umuyorum ki bu veri size kozmik mikrodalga arka plan ışımasının nereden geldiğine dair bir fikir verir. Hoşçakalın.